Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu kısımda biraz Osmanlı Vakıf Sistemi üzerine konuşmaya çalışacağım. İlk dönem, ilk kısımda da ifade ettiğim gibi yani vakıf müessesesi açısından ilk 4 asrı, 4 yüzyılı bir doğuş ve gelişim asrı olarak ele almak, 4. ve 5. yüzyıldan sonra yani hicri olarak söylüyorum, miladi 10 ve 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar da klasik bir evre olarak almak, 1826 Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin kuruluşundan itibaren de bugüne kadar hikayeyi modern dönem olarak ele almak mümkün gibi gözüküyor. Şimdi bu sistem içerisinde Osmanlı devleti bir aşağı yukarı bu kendinden önce vakıf müessesesinin çeşitli İslam toplum ve devletlerinde çeşitli aşamalardan geçerek ulaştığı aşağı yukarı nihai nokta, en son noktayı temsil ediyor. Dolayısıyla kolay değil. Yani Osmanlı Devleti'nin vakıf sistemi üzerine en azından bir şey içerisinde konuşmak çok çok kolay da değil. Bunu itiraf ederek öncelikle söylemek gerekiyor. Yani ilk yüzyıllara dair konuşurken, henüz daha gelişim aşamasında olan bir müesseseyi konuşurken biraz daha belli başlı şeyler üzerinden gidebiliyorsunuz veya belli başlı şeyler daha ortada. Fakat Osmanlı Vakıf Sistemi dediğimiz zaman çok uzun tarihsel tecrübeye dayanan, çok geniş kapsamlı bir müessese hakkında, artık gelişmiş bir müessese hakkında konuşuyoruz demektir. Dolayısıyla öncelikle bunun zorluğunu ifade etmek gerekir. İkinci olarak aslında böyle bir başlığın ideal sunumu olsaydı deyip, yani aslında böyle bir sunumu ben bir vakıf üzerine odaklanıp bunu bütün unsurlarıyla, işte vakfedeni, vakfedilen malları, amaçları, yönetimi, işletimi gibi ve belli bir yüzyıl, diyelim ki bir yüzyıl içerisinde bunlardaki değişimler, karşılaştığı müdahaleler, amaçları açısından değişimler, yönetimi açısından değişimleri, bütün bunları belki biraz tartışarak şey yapmak daha uygun olabilirdi. Ona da zaten öyle bir şey de bir ders yetmez belki, ama en azından daha ideal olabilirdi benim açımdan. Bunu şu anda yapmak biraz da zor, biraz da eleştiriyle de başlamak gerekir belki. Çünkü özellikle Türkiye'deki vakıf alanındaki çalışmaların daha çok yüzyıl odaklı ve belli bir bölgeye odaklı çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte 17. yüzyılda Burdur vakıfları, 18. yüzyılda işte Sivas vakıfları gibi başlıkları, özellikle tarih alanında yapılan başlıkları görmek çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani böyle olunca da doğal olarak çok genel şeyler üzerinden gidebiliyoruz. Yani 18. yüzyılda evet işte Burdur'da ne tür vakıflar kuruldu, bunların kurucuların statüleri, vakfedilen mallar, işte yönetim biçimi vesaire falan gibi vakfiyeleri bunların. Ya bunlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz ama mesela bir vakıf müessesesi kuruluşundan yani devam edişinden son buluşuna kadar, yani nasıl kuruldu, nasıl işledi, ne tür zorluklarla karşılaştı, zaman içerisinde ne tür değişimler geçirdi. Yani bir vakıf müessesesinin, özellikle bir vakıf müessesesinin hikayesini bize anlatan çalışmalar, yani Türkiye'de özellikle hemen hemen yok gibi, çok az. Belki de biz bilmiyoruz, vardır. Belki de bizim bilgimiz dışında. Ama yapılan çalışmalar daha çok belli bir konsepte yapılıyor. Az önce zikrettiğim tarzda.
Bu çerçevede mesela benim dikkatimi çeken en azından işte iki tane eseri burada tavsiye ederek başlayayım. Bunların da bazı eksiklikleri var ama en azından bu bahsettiğim ideal çerçevede bir müessesesinin doğuşundan belli bir süreliğine kadar işleyişi vesaire buna dair bize bir takım veriler sunabilecek olan mesela Emin Singer'ın Osmanlı'da Hayırseverlik, Kudüs'te bir Haseki Sultan İmareti diye Türkçe'ye de çevrildi. Bulabilirsiniz. Yani güzel bir çalışma. Bir vakıf imaretin, Hürrem Sultan'ın 16. yüzyılda Kudüs'te kurduğu imaretin kuruluşundan işleyişine kadar pek çok boyutuyla yüzyıllar içerisinde ortaya çıkan sorunlardan bir takım değişimlere kadar falan yani fena bir çalışma değil. Bu anlamda şey yapabilirsiniz, ilgi duyanlar okuyabilir. Bir diğeri Miriam Hoekster'in Endowments for Others and Community Vakfı Harameyn'in Ottoman Algiers diye Osmanlı Cezayir'inde 1600'lü yılların sonundan 1800'lü yılların başına kadar Harameyn vakıflarının işleyişiyle ilgili bir çalışması var. Önemli bir çalışma gerçekten. İşte bu tür kısmi de olsa bu tür çalışmalar bize aslında bir vakfın o bahsettiğim şekilde ideal anlamda kuruluşu, işleyişi, daha sonra karşılaştığı meseleler, problemler vesaire bunlar hakkında bir takım ipuçları veriyor. Bu tür çalışmalar çok çok az. Dolayısıyla vakıf çalışmayı düşünenlerin mesela böyle bir şeyi alması muhtemelen daha iyi. Evet var çalışmalar, yani belli bir vakıf odaklı çalışmalar ama yani bütün serüvenini ortaya çıkarmak o vakfın gerçekten hani kolay bir şey de değil. Şimdi Osmanlı vakıf sistemini konuşurken kabaca öncelikle işte bir iki hususu hatırlatarak şey yapmak gerekiyor. İşte Osmanlı vakıf medeniyeti tabiri tarihçilerin sıkça kullandığı cümlelerden biri. Bu Osmanlı'da vakıf müessesesinin gerçekten her boyutuyla geliştiğini, toplumu domine ettiğini bu anlamda ifade eden şeylerden, kavramlardan bir tanesi. Hatta işte çok duyarsınız yani işte Osmanlı'da bir kimsenin vakıf evde doğduğu, büyüdüğü, işte ilk eğitimden üniversiteye kadar vakıf okulda okuduğu, hayatı boyunca vakıf kurumda çalıştığı ve ölümünden sonra da vakıf mezarlığa gömüldüğü gibi çok yaygın olan belki hepimizin duymuş olduğu bir şey vardır. Mamafi doğrudur, biraz romantize eden tarafı vardır şeyin ama gerçeklik payı da öyledir. Gerçekten Osmanlı döneminde vakıf kurumu yani size en son gösterdiğim tabloyu düşündüğünüzde hemen hemen bütün hizmet alanlarını domine eden bir kurum haline gelmiştir ve gerçekten bir insan bir vakıf külliyenin işte Sıbyan Mektebi'nde okula başlar, vakıf bir evde doğar. Yani mesela oranın müezzini ise, oranın imamı ise bir caminin veya bir şeyin görevlisiydi. Vakıf evde doğar, kendisinin vakıf evde doğar. Vakıf Sibyan Mektebi'nde eğitimine başlar. Sonrasında zaten medreseler bir vakıf kurumu çerçevesinde teşekkül etmiş kurumlardır. Medresede eğitimini, yüksek öğretimini tamamlar. Sonrasında medresede çalışır veya işte ne bileyim bir imarete, vakıf bir imarette çalışır veya ne bileyim vakıf bir dar şifada falan görev alır. Dolayısıyla yine bir vakıf müessesesinin içerisinde hayatını devam ettirir. Sonrasında da vakıf mezarlığa gömülür. Yani İstanbul'da şu an olduğu gibi işte 10 bin lira, 20 bin lira, ne bileyim 50 bin lira ödeyip yani ömrünüzde son sığınacağınız bir şey ortamı yoktur. En azından mezarlıklar da esas itibariyle daha İslam dünyasının başından itibaren bir vakıf konsepti içerisinde şey yapar, doğup büyür. Dolayısıyla çok geniş boyutlu, kapsamlı bir şey haline gelmiş vakıf müessesesini gerçekten bir Osmanlı insanının hayatın her aşamasında bu sözde ifade edildiği gibi bu anlamda görmeniz mümkün.
Şimdi Selahattin vakıflarıyla muazzam büyüklükte ve kapsamda vakıflar yapılmış ve bunlar gerçekten Osmanlı hem ekonomik hayatını hem toplumsal hayatını domine etmiş. Selahattin vakıflarına burada özellikle dikkat çekmek gerekir. Osmanlı dönemi öncesinde de sultanların, padişahların pek çok çeşitli vesilelerle vakıflar kurduğunu biliyoruz. Külliye konsepti Osmanlı öncesine dayanıyor. İlhanlılar, Selçuklular, bunlarda külliye şeyi var, vakıf külliyeler. Ama Osmanlı Devleti özellikle padişahların bu anlamdaki geniş tahsisleriyle bunu çok ileri boyutlara taşımış, bu külliye sistemini. Dolayısıyla hem inşa ettiği vakıf külliyeler hem de bu vakıf külliyelere tahsis edilen şeyler aracılığıyla, akarlar aracılığıyla bu anlamda çok ciddi şekilde vakıf müessesesinin gelişimine öncülük etmiştir. Daha önce gelişmiş hizmet sektörlerini çeşitlenerek geliştirmiştir Osmanlı Devleti. Vakfedilen mallardan yönetim ve nezaret biçimlerine, işletim yöntemlerinden çeşitli ve renkli amaçlara kadar bu alana yenilikler getirmiş. Yani vakfedilen mevkuf mallar arasında çok çeşitli şeyler var. Nezaret biçimleri, yönetim biçimlerine dair Osmanlı'nın getirdiği yenilikler var. Özellikle işletim usulleriyle alakalı vakıf akarların işletim usullerine dair önemli bu anlamda katkıları var Osmanlı Devleti'nin. Tabii ilk akla gelen şeylerden biri para vakıfları. Modern dönemde İslam iktisadı araştırmalarının da başlamasıyla beraber özellikle para vakıfları, içinde para geçtiği için herhalde özellikle şey yapılıyor, araştırılıyor. Bu konuya yoğun bir ilgi var. Onun için öğleden sonraki oturumun biri buna tahsis edildi. İşte icareteyn, muamele-i şeriye, beybil istihlal, vakıf, orta ve esnaf sandıkları, yedikler gibi yenilikleri Osmanlı Devleti bu anlamda geliştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi kabaca belli başlıklar üzerinden gideceğiz. Tabi burada her boyutuna değinme imkanı çok yok gibi gözüküyor. Ben kabaca belli başlıklar üzerinden ancak bazı hususlara değinme imkanım olacak. Öncelikle şuna vurgu yapmakla başlamak gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren vakıf müessesesi çok etkin bir şekilde Osmanlı Devleti'nde var olduğunu görüyoruz. Bunun iki boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Birisi özellikle Osmanlı Devleti'nin yeni fethettiği topraklarda hem kırsalda hem de şehirlerde hem kırsalın imar ve iskanında hem de şehirlerin imar ve iskanında vakıf müessesesini bu anlamda çok etkili bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Yani Ömer Lütfi Barkan'ın tabiriyle biliyorsunuz bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak Osmanlı Devleti başından itibaren bu anlamda hem kırsalda hem de şehirlerde vakıf müessesesi aracılığıyla çok ciddi bir iskan ve imar faaliyetinde bulunuyor. Kırsalın imar ve iskanı derken işte yine Ömer Lütfi Barkan'ın tabiriyle onun kolonizatör Türk dervişleri diye adlandırdığı dervişlere devletin tahsis ettiği kırsaldaki arazilerin ve bu araziler üzerine kurulan aile vakıflarının önemine dikkat çekmek gerekiyor. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile birlikte doğudan, Anadolu'dan batıya doğru birçok şeyh ve derviş gelmiş. Ve Osmanlı Devleti özellikle bu şeyh ve dervişleri, yani Ömer Lütfi Barkan'ın işte kolonizatör Türk dervişleri dediği bu şeyh ve dervişleri belli kırsal kesimlere, yeni fethedilen kırsal topraklara, yani imar ve iskana ihtiyaç duyan kırsal topraklara yerleştirmiş bunları ve onlara çeşitli muafiyetler tanımış. Çeşitli arazileri onlara, onların kurdukları zaviyelere, tekkelere temlik etmiş çeşitli mülknamelerle.
Aslında bu önceki Türk devletlerinin de bir geleneği. Osmanlı Devleti öncesinde de bu tür dervişlere, şeyhlere, bu tür tahsislerin, arazi tahsislerin veya mülk temlüklerinin var olduğunu biliyoruz. Mesela kabaca bir örnek, yani ilgili makalesinde Ömer Lütfi Barkan pek çok örnek zikrediyor. Burada sadece iki örneği zikrederek yetinmek istiyorum. İşte Ahi Musa, Anadolu'dan gelen Ahi Musa ailesine Gelibolu'da belli araziler veriliyor ve bunlar daha sonrasında evlatlık vakıf olarak, yani zürri vakıf olarak ilgili kişiye tahsis ediliyor. Yine bir örnek Rumeli'de, Rumeli'nin fethinde de önemli bir yer almış olan dervişlerden Kızılderili Sultan'a işte 2. Beyazıt döneminde yanlış hatırlamıyorsam 1401-1402'de bir mülkname ile Dimetoka civarındaki çok büyük araziler bu anlamda kendisine tahsis ediliyor ve hemen ardından bunların bir kısmını evlatlık vakıf olarak inşa ediyorlar. Dolayısıyla burada temel olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren özellikle kırsalda kolonizatör Türk dervişleri aracılığıyla kırsalın imar ve iskanında evlatlık vakıflar aracılığıyla vakıf müessesesinin bu anlamda çok önemli bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunları okurken işte ilk kısımda anlattığım şekliyle ilk İslam dünyasında vakfın ortaya çıkışında aile vakıflarının, zürri vakıfların işte yaygınlığıyla burada Osmanlı'nın kuruluşunda yine aile vakıflarının bu anlamda gördüğü işlev açısından bir kıyas yaptım. İlginç, yani her iki devrim başlangıcında da bu anlamda aile vakıflarının bulunması dikkate değer. Kırsalda olduğu gibi, kırsalın imar ve iskanında olduğu gibi arkadaşlar, şehrin imar ve iskanında da aynı şekilde vakıf müessesesinin çok ciddi şekilde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren fethedilen her yeni şehre, yerleşilen her yeni şehrin imar ve iskanında çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Yani Bursa, Edirne gibi şehirlerin fethinden sonra ve imar ve iskanından sonra mesela Orhan Gazi Külliyesi'nden tutun da Edirne'deki Muradiye Külliyesi, 2. Beyazıt Külliyesi gibi şeylere kadar bütün bunların hepsinin sultanların bir vakıf, hayır müessesesi olarak bunları kurduklarını ve yine bütün bunların işletim giderleri için, bütün bunların hizmet giderleri için çok ciddi mülkleri bunlara vakıf akar olarak tahsis ettiğini burada hatırlatmakta yarar var. Tabii bu süreci bütün en iyi şekilde gördüğümüz şey İstanbul arkadaşlar. Yani bir rivayete göre Fatih 1459 yılında bütün belli başlı etrafındaki işte paşaları, etrafındaki vezirleri ve belli başlı önemli isimleri toplayarak İstanbul'da bütün semtlerde çeşitli külliyelerin inşasını ve vakıf külliyelerin inşa ve imarını emrettiği söylenir belli başlı tarihçiler açısından ve bu anlamda kendisinin de bu toplantıda yeni bir saray ve külliye inşasını emrettiği söylenir. Nitekim Fatih Camii külliyesine 1463'te başlandığını söyleyebiliriz. Bugün pek çok semt mesela o dönemdeki devlet adamlarının yaptırdığı yani şeyle anılıyor hala İstanbul'da. Her bir vakıf külliyeyi yaptıran kişilerin isimleriyle anılıyor. İşte Mahmut Paşa, Gedik Ahmet Paşa, Murat Paşa, Davut Paşa, Fatih bunların başında geliyor. Kabaca Fatih'in yaptığı külliyenin kapsamını görebilmek açısından burada bir şemasını zikretmekte yarar var. İşte her iki tarafında da yani medreseler, Akdeniz medreseleri ve Karadeniz medreseleri, tetimme medreseleri, yani tetimme medreseleri bugün yok bildiğim kadarıyla.
Ama Akdeniz ve Karadeniz medreseleri bu anlamda hala ayakta. Bir Darüşşifa'nın, taphanenin, bir kervansarayın, bir imaretin, bir kütüphanenin ve bir mektebin bulunduğunu şey yapabiliriz. Bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii sadece Selahattin vakıfları değil, yani bu şehrin imar ve iskanında kurulan şeyler, İstanbul'un kuruluşundan itibaren sultan dışındakiler de, yani hem sultanın mahiyetinde olan saray görevlileri, bürokratları, hem de onun dışındaki halk, reaya dediğimiz kesimden de elbette ki pek çok vakıf kuran kimselerin var olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkıayverdi'nin işte İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri diye yayınladıkları 1546 tarihli vakıf tahririnde bu anlamda İstanbul'da yani kuruluşundan itibaren her kesimden insanın nasıl ve ne kadar vakıf kurduğunu ve bu şehrin İstanbul'un şehir ve İstanbul şehrinin imar ve iskanına bu anlamda nasıl katkı sağladığını görüyoruz. Bu elimize ulaşan aşağı yukarı mevcut ilk tahrir, bundan önce de tahrirler var ama işte neşredilen ve günümüze ulaşabilen vakıf, İstanbul'daki vakıf tahrir defterlerinin ilki sayılabilecek bir defter. Burada gördüğünüz gibi yani 2515 civarında vakıf kayıtlı. Yani henüz daha tam bir yüzyıl dolmadan İstanbul'da 2515 civarında vakfın en azından sadece bu tahrir defterine kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Dikkat çekmek gerekirse bu sayı sadece ve sadece İstanbul surları dahilindeki sayıyı ifade ediyor. Yani biliyorsunuz İstanbul dediğimizde kastettiğimiz şey sur içi İstanbul aslında. Diğerleri Bilad-ı Selase dediğimiz aslında İstanbul'un diğer üç önemli parçasını oluşturan şeyler Galata, Eyüp ve Üsküdar vakıfları buradaki vakıf tahrir defterine şey değil, dahil değil. Bu 2515 rakamını. Dolayısıyla onları da dahil ettiğinizde rakamın çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu rakama yine yani Bilad-ı Selase vakıfları dahil olmadığı gibi Selahattin vakıfları da dahil değil. Yani Selahattin vakıfları asıl Osmanlı dönemindeki en büyük vakıflar tabii onlar ayrı kayıtlar halinde tutuluyor. Bunlar normal reayanın diyelim şey yaptığı, kaydedildiği defterler en azından. Dolayısıyla onları da dikkate aldığımızda bir yüzyıl geçmeden yani 1546 yılı itibariyle Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un kuruluşundan itibaren ne kadar çok vakfın yer aldığını bu anlamda şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Modern dönem öncesi Osmanlı'da tabii vakıfların yerini anlayabilmek için daha önceki derste de sık sık vurguladığım gibi modern devletin hizmet alanlarının neredeyse tamamını bu anlamda vakıfların yürüttüğünü mutlaka akılda tutmak gerekiyor. O zikrettiğim tablo ve onun boyutunu mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Her türlü hizmetin temini için devlet ve vakıflar gerçekten işbirliği yapmış. Bu anlamda devlet vakıfların önünü açtığı gibi yani nasıl önünü açıyor? Yani vakıflara çeşitli vergi muafiyetleri tanıyor. Özellikle mesela irsadi vakıflar gibi uygulamalarla bu anlamda devlet ve kamu arazilerini vakıf formunda çeşitli kamu hizmetlerine tahsis ediyor. Ayrıca sultan ve ailesi kendisi bu anlamda çok çeşitli vakıflar kuruyor. Dolayısıyla hem devlet ve bu devletin temsilcisi padişah ve ailesinin hem de reayanın bu anlamda vakıflar kurarak bir anlamda işbirliği yaptığını söyleyebiliriz. Tabii bu çok geniş kapsamlı vakıfların kurulmasının en önemli şeylerinden, sahiplerinden, teşviklerinden diyelim bir tanesi de arkadaşlar. Burada onu özellikle zikretmek gerekiyor. Vakıfların özel hukuki şahsiyete haiz olması,
her bir vakfın kendi tüzel kişiliğinin bulunması ve her bir bu tüzel kişilik içerisinde vakfeden kimsenin bu vakfın yönetimini, işleyişini, amaçlarını belirleme özgürlüğüne sahip olması gerekir. Bu çok önemli bir şey. Yani devlet doğrudan vakıflar üzerinde ne işletme açısından, ne yönetim açısından, ne amaçları belirleme açısından bir şeye sahip değil. Bir yetkiye sahip değil. Bunu da zaten şey yapmıyor, istemiyor böyle bir yetkiyi de. Doğrudan bütün bunlar hususunda her vakıf kendi tüzel kişiliği içerisinde yönetimi, amaçları, işleyişi vesaire falan şey yapıyor, oluşuyor. Dolayısıyla vakfeden bütün bunları belirleyebilmesi açısından da çok önemli bir özgürlüğe sahip. Kanaatimce bu özgürlük yani diğer toplum ve yani diğer bölgelerde ve devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de vakıf kurumunun gelişmesi, yaygınlaşması ve çok boyutlu bir şeye ulaşması açısından gerçekten çok önemli bir rol oynamıştır. Yani 19. yüzyılda 1826 yılında Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin kurulup yavaş yavaş öncelikle Selahattin vakıflarını, daha sonrasında işte mütevellisi kalmamış olan vakıfları yönetim, nezaret veya her ikisi açısından yavaş yavaş ele almaya başlayana kadar, yani vakıfların yönetimindeki merkezileşmenin başlamasına kadar Osmanlı Devleti'nde hemen hemen bütün vakıflar kendi tüzel kişiliği içerisinde yönetilip, işletilip amaçlarına hizmet etmekteydi. Kanaatimce bu husus, yani vakıfları, bu alandaki özgürlük vakıfların gelişimini, yaygınlaşmasını ve insanların vakıf kurma hususundaki hissiyatını çok ciddi şekilde teşvik ve tahrik etmiştir. Buyurun. Nasıl? Yani 1826'dan itibaren tabii çok farklı şeyler var. Öncesinde. Devletin denetlemesi şu şekilde sadece. Yani her bir vakfın zaten normalde mütevellisini vakfeden atıyor kimin şey yapacağını. Kadı aracılığıyla ancak devletin sadece onları yetkili şey yapma, denetleme hususu var. Yani her bir bölgede, her bir bölgedeki kadı pek çok görevi yanında aynı zamanda ilgili vakıfları muhasebelerini, işletim tarzlarını, amaçlarına göre işleyip işlemediklerini denetlemeye sahip. Ama bu tabii sonra 19. yüzyılda oluştuğu gibi bir merkezi devletin bütün boyutlarıyla vakıfları denetlemesi şeklinde kesinlikle şey yapamayacağız. Kapsam ve boyut itibariyle birbirinden çok farklı. Sadece kadının bu anlamda bir denetleme yetkisi var. Merkezi yapının böyle bir şeyi yok. Dolayısıyla vakıf yönetiminde ademi merkeziyet Osmanlı Devleti'nde benim kanaatimce büyük çeşitlilikteki hizmetlerin sürekli ve düzenli şekilde yürütülmesine yardım etmiş ve bu anlamda vakıfların çoğalmasına, çeşitli vakıfların kurulmasına teşvik eden bir rol oynamıştır. Buyurun. Bölge çalışmaları yapılıyor özellikle vakıflarla ilgili. Burada başka tartışmalara da yardımcı olması açısından bu çalışmalardan o bölgedeki vakıfların yüzyıl içerisinde mütevelli heyetleriyle ilgili yapılan yargılamalar, suçlamalar, bunun yüzdesel dağılımı nedir? Ne şekilde biri çıkartıp ortaya, bununla ilgili elbette ki sicillere yansıyan pek çok şeyler var. Yani vakıf herhangi bir bölgede gerçekten orayı domine eden temel kurumlardan bir tanesi. Dolayısıyla günlük hayatta gerçekten vakfın yaşadığı veya onun hizmet ettiği kimseler, o bölgedeki insanların vakıfla yaşadığı çok çeşitli birbiriyle irtibatlı pek çok dava söz konusu oluyor. Bunlar sicillere yansıyor. Ama bu apayrı çok geniş bir konu. Aslında şu bu alanda soruyorum. Yani, evet, biraz daha da. Özellikle müsaade yönteminin
Roma da vakıfların bu denli yayılmış olmasının arkasındaki en önemli etkenlerden biri olduğu durumunda. Eğer mevcut sicil kayıtları bir yönde yöneticilerin müdürlüğüyle yedip yargılamaları da belli bir noktaya taşıyorsa, bir güven oluşturuyorsa aslında bu destekleyici bir örnek olarak. Anladım. Güzel. Yani daha somutlaştırdığınızda ne demek sormak istediğinizi anladım. Tam da bu, o konuya geliyorum. Bu çok da isabet oldu. O konuya değineceğim yani. Bir Osmanlı neden vakıf kurar? Hemen bu şeyden sonraki hususta isterseniz oraya şey yapalım. Şimdi tam da bundan dolayı yani modern dönemde çok gerçekten hemen hemen bütün araştırmalarda ilgi çeken bir konu. Yani işte bir Osmanlı veya Osmanlı dışındaki bir diyelim ki Müslüman niye vakıf kurar meselesi. Bu hususta pek çok modern akademide iddialar var. O hususlara geleceğim ama öncelikle neden kurarı bir iki hususla şey yapmak, açıklığa kavuşturmak istersek. Öncelikle vakfiyelerin başındaki ifadeler bir Osmanlı'nın neden vakıf kurduğuna uzun uzun işaret ediyor. Vakfiyeler tabii diyeceksiniz resmidir. Bunlar çok diyelim ki bir takım şekli şeylere, hususlara tabidir gibi bir takım şeyler söylenebilir ama vakfiyelerin incelenmesi arkadaşlar bizlere bu vakıf kuran kişilerin amaçlarına, bu vakfı kurdukları, niçin kurduklarına, dünya tasavvurlarına dair çok önemli ipuçları verir. Burada mesela işte vakfın bir sadaka olduğunu pek çok vakfiyede, işte maldan infak ile Allah'a kurbetin işte bir Müslümanın temel vecibesi olduğunu, işte dünyanın geçiciliği, ebedi bir hayatı, hayat inancı, bu dünyada ebedi bir ebediyet yok ama insanların amellerinin ebediyet tinin söz konusu olabileceği, öldükten sonra da amellerin devam edebileceği inancı gibi pek çok hususun bu anlamda vurgulandığını söyleyebiliriz. Bu vakıflar, bu açıdan vakfiyeler işte vakfedenlerin vakıfları kurarken özellikle ne tür gayeleri güttüğünü açık bir şekilde söylüyor. Burada tek şey Allah'a kurbet niyetinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çok bu anlamda edebi vakfiyeler var. Bu gözde vakfiyeleri gözden geçirdiğinizde yani o kadar güzel işte ifadeler var ki hoş geliyor tabii insana. İşte mesela dirhemin sonu hem dinarın sonu nardır ifadesi. Yani hem edebi hem de dünya, o kişinin dünyaya bakış açısı, servete bakış açısını ifade etmesi açısından çok anlamlı. Anlaşıldı herhalde. Dirhem biliyorsunuz hem ikinci hecesi hem dirhemin. Dirhemin sonu hemdir. Ama hem dediğimiz yani ikinci şeydeki iki meli yani Arapçadaki sıkıntı, dert manasında. Dolayısıyla hem dirhemin ikinci hecesi evet hemdir ama aynı zamanda dirhem sıkıntı ve üzüntü manasına geliyor değil mi? Yani dirhemin sonu hem, dinarın sonunda nar. Dinarın ikinci hecesi de nardır. Ama nar nedir? Ateştir değil mi? Evet. Dirhemin sonu hem, evet dirhemin sonu sıkıntıdır, beladır, iptiladır, dinarın sorunu nardır. Eğer iyi yerinde kullanmazsanız. Mesela burada benim yani bir vakfiyeden örnek olsun diye orada da geçiyor. İşte çok üzerinde durmayacağım, sadece bir okuyup geçeceğim şeyde anlaşılır. Anlaşılmasa bile edebi dili en azından hoş gelir. İşte diyor ki mesela bir kısmında vakta ki dünyayı deniye ve mevai veliye olup safası cefaya, gınası inaya mütebeddil
ve dinarının ahiri nar ve dirheminin sonu hem aşikar olduğuna vakıf ve arif olduğu ise niyeti halise ve taviyyeti rafiya ile şöyle niyet eyledim ki diye geçiyor. Mesela bir başka vakfiyede baharı hazanla hem inan, suru ziyanla hem zeban, dirheminin sonu hem ve dinarının sonu nar ve her zihayatın vefatı mukadder ve her zivücudun vat'ı mukarrerdir gibi ifadelerle bu anlamda servetin işte Allah'ın bir lütfu olduğu insanlara, dolayısıyla bu servetin bir anlamda Allah'a kurbet maksadıyla belirli formlarla, ki vakıf bunların başında gelir, insanlara paylaştırılması gerektiği, ayrıca sadaka-i cariye anlayışının vakıfta teşekkül ettiği inancını bu anlamda çeşitli, bütün vakfiyelerde hemen hemen bulmamız mümkün. Özellikle bu şeye, sadaka-i cariye kavramına dikkat çekerek dikkat çekmek gerekirse, malumunuz Peygamber Efendimizin meşhur bir hadisi, insan öldüğünde üç şey müstesna, amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, kendinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Eğer bunları geride bırakırsanız sizin ölümünüz amellerinizin kapandığı anlamına gelmez. Vakıf müessesesi arkadaşlar, tam da burada zikredilen bu üç unsuru da aşağı yukarı kendi şahsında mündemiş bir şeyi var, yapısı var. Yani vakıf müessesesi bu anlamda hem kendinden faydalanan bir ilmi bünyesinde taşır, medreseleriyle, eğitim kurumlarıyla, hem kendisine dua eden hayırlı evladı içinde barındırır, işte aile vakıfları veya ailenin herhangi bir vakfa mütevelli olarak tayin edilmesiyle, hem de zaten kendisi bir sadaka-i cariyedir. Peki, o zaman bir Osmanlı dedik ki niçin vakıf kurar? Vakfiyelerde bizim gördüğümüz en temel şey Allah'a kurbet, sadaka niyeti. En açık şekilde, bunda hiç şüphe yok. Ama çağdaş dönemde hakikaten vakıf araştırmalarında pek çok vakıf müessesesinin kullanılabileceği pek çok bir takım hile-i şer'iyelere atıf yapılarak aslında vakıfların bu tür amaçları, gayeleri gözeterek vakıf kurduğu iddiaları söz konusu ediliyor. Ben de burada biraz onlara müsaadenizle değinmek istiyorum. Sizin de aslında sorunuzun şeyi, bir parçası da burada. Şimdi dediğim gibi kurbet maksadı, yani bir Osmanlı niçin vakıf kurar? Kurbet maksadı, dünya görüşü, sadakaya bakışı, bütün bunlar en temel aslında sahiplerden bir tanesi ve en temeli. Fakat bunun dışında mesela belli başlı amaçlarla da vakıf kurulabilir, değil mi? Yani mesela ilk şeyde zikrettiğim, yani işte Apple'ın kurucusunun herhangi bir vakıf kurmadığını biliyoruz veya buna inanmadığını biliyoruz. Ama işte ne bileyim, Microsoft'un kurucusu bir vakıf kurmuştur. Ve çeşitli alanları, hayır, eğitim ve affedersin, çevre ve sağlık başta olmak üzere belli alanları bu vakıf aracılığıyla finanse ediyor. Şimdi amacı illaki inandığı Tanrı'ya kurbet olmayabilir. Bu gayet doğal. Başka bir takım, yani prestij şeyini gözetmiş olabilir burada, maksadını gözetmiş olabilir. Toplumda kabul edilebilirlik maksadını vesaire gözetmiş olabilir. Başka pek çok şeyleri gözetmiş olabilir. Bunda olduğu gibi işte diyelim ki bir Osmanlı vakıfının amaçlarına dair de çok çeşitli iddialar var. Bunları kabaca burada değinecek olursak. Mesela siyasal meşruiyet ve otoritenin tesisi önemli bir argüman. Yalnız sadece Selahattin vakıfları için geçerli bir argüman. Gerçekten de sadece Osmanlı döneminde değil, daha önceki dönemde, yani mesela bu işte İslam medeniyeti tarihçilerinden Hudson'un da vurguladığı bir şey, 10. ve 11. yüzyıldan itibaren, tam da benim
bu vakıfları dönemlendirme hususundaki söylediğim dönemlendirmede, yani vakıf müessesesinin artık klasik formuna büründüğü ve yaygınlaştığı dönemden itibaren vakıf kurmayla siyasal meşruiyet arasında önemli bir ilginin tesis edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı, affedersiniz, İslam devletlerinin başında olan sultanlar ve padişahlar kurdukları medreselerle veya kurmalarına yardımcı oldukları medreselerle, diyelim ki ulema üzerinde, işte ticaret kervanları üzerinde kurdukları kervansaraylarla, mesela tüccar üzerinde, işte ne bileyim tekke ve zaviyeler üzerinde kurdukları vakıflarla, yani şeyh ve onun müridanı üzerinde önemli derecede bir meşruiyet tesis ettiklerini söyleyebiliriz. Bu Osmanlı Devleti öncesindeki Selahaddin vakıfları için ve padişahların kurduğu vakıflar için geçerli olduğu gibi Osmanlı Devleti için de geçerli, ama bu niyet sadece Selahaddin vakıflara adına geçerli. Onu vurgulamakta gerek şey var. İkincisi, buyurun. Onlar da orada görevi almış olmakla birlikte bir meşruiyet ve otorite tanıma hakkına sahip olmuş oluyorlar. İşte bu devlet görevlileri derken kimi kastediyorsunuz? Yani Selahaddin vakıflara mesela şey gibi, İslamların, vezirlerin atanmıyor. Ha, on. Siz padişah için mi bir siyasi meşruiyet diyorsunuz, yoksa onun görevlileri olan sultan şey... Evet. Siz diğer görev... Onlar için de bir meşruiyet ortaya çıkmış olmuyor. Çünkü bu göreve getirilmiş olmak, tabii, padişah tarafından meşru görülmüş olmak, evet, geliyor. Evet. Sanki bir zincir doğmuş oluyor. Onlar da kendi yakınlarını yerleştirme, onları görevlendirme, vakıfta işte tasarrufta hak sahibi olma. Hı hı. Sanki daha büyük bir... Tabii kesinlikle bu tür şeylerin de bu anlamda, bu bahsettiğim başlık altında değerlendirebileceğini, bu anlamda şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Dolayısıyla siyasal meşruiyet ve şeyin, arkadaşlar, otorite tesisinin bu anlamda en azından Selahaddin vakıfları açısından önemli bir iddia olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi şer'i miras hukukunu dolayımlama meselesi ikinci bir argüman. Yani bir Osmanlı vakıfı veya Osmanlı öncesindeki herhangi bir Müslüman vakıf neden vakıf kurar meselesindeki iddialardan bir tanesi de bu miras hukukunu, şer'i mirasın, şer'i hukukun, şeriatın öngördüğü miras paylarının değiştirilmesi için veya uygulanmasını askıya almak için bir hile-i şer'iye yöntemi olarak kullanıldığı iddiası. Önceki derste de ifade ettiğim gibi, yani hakikaten yani vakıfla miras hukuku arasında hem geçmiş dönemde, ta Ebu Hanife'nin itirazlarını da dikkate alırsak, bugüne kadar batıda da doğuda da çok sıkı bir ilişki içerisinde tartışıldığını dikkate aldığımızda, bu argümanın da bu anlamda önemli bir argüman olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Fakat benim görebildiğim kadarıyla Osmanlı öncesinde, mesela ilk dönemlerde Arap cahiliye adetinin bir devamı olarak İslam'ın ilk devirlerinde Arap cahiliye adetinin bir uygulaması olarak haps uygulamasında işte kız çocuklara bir pay vermeme, payı sadece erkek çocuklara ayırma maksadıyla bir haps, vakıf kurma şeyleri görülüyor olsa da Osmanlı Devleti açısından baktığımızda, en azından sicillere yansıyan şeylere baktığımızda bu hususun çok da geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Yani ne demek istiyorum? Bir Osmanlı vakıfı vakıf kurarken herhalde çok nadir örnekler olsa gerek, kız çocuklarını dışarıda bırakmaz. Yani erkek ve kız çocuklarına da bu anlamda pay ayırır.
Hatta pek çok vakfiyede şer'i bu paylar şer'i miras hukukunun öngördüğü şekilde dağıtılsın diye şart koşar. Dolayısıyla doğrudan şer'i miras hukukunun hükümlerinin işletilmesini şart koşar. Pek çok vakfiyede de arkadaşlar eşit derecede, çünkü bunda bir vakıf kuruyorsanız bunda bir şey sakınca yok. Hem kız çocuklarının hem de erkek çocuklarının vakıf gelirinden eşit pay alması şart koşulur pek çok vakfiyede. Dolayısıyla en azından bu şer'i miras hukuku vakıf ilişkisinin gerçekten ciddiye alınması gereken bir iddia olduğunu kabul edebiliriz. Fakat Osmanlı uygulamasında çok da geçerli bir uygulama gibi gözükmüyor. En azından benim gördüğüm gözlem. Bir başka iddia, bir vakıf, bir Osmanlı vakıfı niye vakıf kurar? Müsadere korkusu. Gerçekten biliyorsunuz işte Tanzimat Fermanı'na kadar Osmanlı döneminde müsadere uygulaması, özellikle büyük devlet görevlileri, konumu, mevkii büyük olan doğrudan padişahın atamasıyla gelinen noktalardaki devlet görevlilerinin malları müsadereye açıktır. Yani ölümünden sonra, yani illaki müsadere edilir diye bir şey yok ama her zaman yani risklidir, müsadere şeyi vardır. İşte müsadere korkusu ile bir kimse mesela acaba vakıf kurar mı Osmanlı döneminde? Bunun da arkadaşlar, bu iddianın da yani belli kişiler için en azından geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. Yani müsadere korkusu olan belli devlet görevlileri açısından en azından bir geçerliliği olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat kesinlikle bütün vakıf sistemine teşmil edilemez. Mesela buna karşı argümanlar müsadere hususuna karşı temel argümanlardan bir tanesi benim gördüğüm kadarıyla Selahattin vakıfları mesela, yani padişahın veya kendi ailesinin herhangi bir müsadere korkusu olmasa dahi çok büyük mülkleri, hatta söylediğim gibi Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemini domine edecek şekilde çok büyük vakıf mülklerini vakfetmeleri, o anlamda hiçbir müsadere korkusu olmamalarına rağmen. İkincisi, mesela bu hususu özellikle Haim Gerber bir makalesinde ele alıyor. Osmanlı, erken dönem Osmanlı Edirne'si üzerine yaptığı bir çalışmada. Bence en önemli anti argümanlardan bir tanesi bu hususa. Mesela onun bulduğu bulgulara göre yani herhangi bir müsadere korkusu olmayan Edirneli hanımların kurduğu vakıfların %65'i aile vakfı. Aslında bunlar müsadere korkusu olmamasına rağmen çoğunlukla aile vakfı kurmuşlar. Bunların diyelim ki hayır vakfı kurması gerekiyordu şeyde. Ama müsadere korkusu olması gereken seçkin kesimin kurduğu vakıfların %80'i hayri vakıf. Bu ne demek istiyor bu argüman? Yani eğer müsadere korkusu olan kişi bunu gerçekten müsadere korkusundan dolayı kuruyorsa, o zaman aile vakfı olarak kurması gerekiyor. Değil mi? Yani kendi ailesinin mülkiyetinin kendi ailesinde devamı için kurması gerekiyor. Çünkü müsadere korkusuyla kurulan vakıfların çoğunluğu şey, müsaade edilmesinin efsaneleri de yok mu? Nasıl? Vakıf mı?
mallarının müsaade edilmesinden de bahsedebiliyoruz aynı zamanda. Ha şey... O yüzden hani hayri vakıf da aslında... Hayır, çok Osmanlı'da çok görülen bir şey değil. Yani gayri sahih vakıf dedikleri vakıfların iptali söz konusu olabilir devlette. İrsadi vakıflar mesela, ki bunlar zaten kamu malı, kamu amaçlarına vakıf şeklinde tahsis edilmiş. Onların iptali olabilir ama bunların iptali bile mesela çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Yani örneği var. Zannediyorsam Fatih bu tür vakıfları şey yapıyor, tekrar iptal ediyor. Fakat o kadar huzursuzluk ve ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ki hemen ikinci Beyazıt bunları tekrar iade etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ister aile vakfı olsun, ister normal irsadi vakıf şeklinde kurulsun, vakıfların iptali çok görülen bir şey değil. Vakfedilmeden önce müsaade edebiliyor, ediyor. Evet, ama bilmiyorum, örnekleri belki vardır. Aile vakfı olarak tesis edilmiş olan işte bu tür devlet ricalinin vakıfların iptali şeklinde. Fakat ben rastlamadım örneğine. Belki vardır. Nasıl? Bütün vakıfları değil, irsadi vakıflar. İrsadi dediğimiz yani arazisi, kamu arazisi olan menfaati de belirli bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan vakıfları şey yapıyor. İrsadi, gayri sahih vakıf deniliyor bunlara. Bütün vakıfları değil tabii, yani bütün vakıfları gücü yetmez. Nasıl? Elbette ki yani üst kesim diyor, bunlar da var. Yani ölçüye takdirde mirasları devlete kalacak olan mesela işte kalfaların belli bir yaştan sonra saraydan ayrılıp kendi başlarına yaşamaya başlayan kalfaların da mirasları vefatları halinde devlet hizmetine naklediliyor. Hani böyle bir tez de vardı. Özellikle saraylı kadınların, saraylar hizmet sektöründe çalışan kadınların daha ziyade vakıf kurdukları, böylece asla inmeyecek mal varlıklarının devlete intikal etmesindense uzak yakınlarına aktarılmasıyla alakalı da bir... Evet, işte bu müsaadere örneği onun şeyi, bağlamı dediğim gibi. Yani çok yabana atılır bir şeyi yok. Evet, belli durumlar için geçerlidir. Benim burada öne sürdüğüm şey belli kişiler, belli durumlar için geçerlidir ama bunu bütün bir vakıf sistemini anlamaya veya bütün vakıfların niyetlerini anlamaya yönelik olarak teşmil edemeyiz. Artı burada zikrettiğim hem Gerver'in hem Fuat Köprülü'nün de mesela buna karşı verdiği bir örnek var. Mesela hadım ağaları, saraydaki hadım ağaları da bu anlamda vakıf kuruyor. Yani kendinden sonra herhangi bir nesli yok. Yani buna yapması gereken, endişe etmesi gereken bir durum yok. Fakat bunların da bu anlamda vakıf kurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kabaca bütün bu şeyleri dikkate aldığımızda, yani müsaadereden kurtulma sisteminin, yani ta 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar aşağı yukarı, evet, belli devlet görevlileri için geçerli bir şey olduğunu söyleyebiliriz, geçerli bir iddia olduğunu söyleyebiliriz. Ama göründüğü kadarıyla bunlar sınırlıdır. Dahası bütün vakıf sistemini anlamaya veya bütün vakıfların niyetlerini bunun üzerinden anlamaya götürecek şekilde bir teşmille bir açıklama şeyine herhalde gidemeyiz diye düşünüyorum. Hocam, ben müsaadele korkusu olmadan bağlı için söylemiştim. Kadınlar için de geçerli olabilir. Evet. Bir başka şey şahsi itibar arkadaşlar. Bu da zaten yani belli durumlarda söz konusu olabilir. Netice itibariyle en azından biz somut olarak vakfiyelerde ve vakıfların Osmanlı bireylerinin, sultanlarının dünya görüşlerini
nin bir parçası olarak dünyaya, servete, işte servetin ve dünyanın geçiciliği ama hayırların kalıcılığına olan inançların bir yansıması olarak büyük ölçüde bu vakıf sistemini şey yapmak gerekir, değerlendirmek gerekir. Niyet açısından diğer okumaların ancak belli ve sınırlı sayıda belli durumlar için bu anlamda geçerli veya söz konusu olabileceğini ifade ederek bunu tamamlayalım. Evet, işte çağdaş dönemde bu anlamda dikkat çeken şeylerden bir tanesi de hemen hemen bütün tezlerde, bütün çalışmalarda işte bu Osmanlı vakıflarının niyeti gibi Osmanlı vakıflarının kimliği de dikkat çeken tartışmalardan biri. Özellikle işte kimlik tartışmaları, cinsiyet tartışmaları, işte etnik ve dini köken tartışmaları bağlamında özellikle vakfedenlerin işte kimliği, cinsiyeti, dinleri vesaire hayli ilgi çekiyor. Tarih alanında yapılan çalışmaların klasik bir yapısı vardır. İşte vakfedenlere göre vakfedenlere göre vakıflar, işte sosyal statüleri, cinsiyetleri, dinleri vesaire falan, vakfedilen mallar ve vakfedilen amaçlar gibi. Bu anlamda ilk kısım hayli ilgi çekiyor. Özellikle yani vakıf kuran kadınların bu tartışmalar içerisinde özel bir ilgiyi çektiğini görüyoruz. Yani merak etmeyin, var Osmanlı döneminde de çok ciddi şekilde %20 ile %50 arasında değişen oranlarda bu anlamda kadınların vakıf kurduğunu görüyoruz. Özellikle sultan hanımlarının veya kızlarının bu hususta ön plana çıktığını yapıyoruz. İşte Hürrem Sultan'ın Kudüs'te kurmuş olduğu imareti, yani tavsiye ettiğimiz kitap çerçevesinde burada yaptık, zikrettik. Padişah ve ailesinin, şimdi Osmanlı vakıfları dediğimizde üç temel sınıfı aslında ortaya göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birisi padişah ve ailesinin kurduğu vakıflar, Selahattin vakıfları diyoruz buna. Bunlar en büyük vakıf sistemi içerisinde hem inşa edilen hayır müesseseleri açısından hem de kendilerine tahsis edilen akarlar açısından, gelirler açısından en büyük payı oluşturuyor. Askeri sınıf ve reaya sınıfı diye temel Osmanlı şeyinin ayrıldığını biliyoruz yaygın olarak. Bunlar içerisinde askeri sınıf tabi vergi vermeyenler, yani bürokratlar, ulema, devlet görevlileri, reaya da vergi verenler, tüccar, ehli hirfet, sanayi ve zanaatle uğraşanlar. Takdir edersiniz ki vergi verenlerin vakıf kurma oranları ve kurdukları vakıfların hacimleri, vergi vermeyen askeri sınıfa oranla çok daha düşük, çok daha küçük. Yani hem kurdukları sayı itibariyle, vakıf sayısı itibariyle daha az, hem de kurdukları vakıfların hacmi itibariyle daha küçük vakıflar. Burada bir şey vardı, onu sonra hemen paylaşayım. Dolayısıyla yani zikrettiğim gibi reaya'nın kurduğu vakıflar vakıf sistemi içerisinde sayı itibariyle en az, kapsam itibariyle de boyut itibariyle de en küçük vakıflar. Onların bir üstü olan askeri sınıfın kurduğu vakıflar bu anlamda daha geniş, kapsamlı ve daha fazla. Ama Selahattin vakıflarına özel bir vurgu yapmak gerekiyor. Sık sık zikrettiğim gibi Osmanlı vakıf sistemini gerçekten domine eden,
hem sayıları itibariyle hem boyutları itibariyle Selahattin vakıflarının olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Fatih ve Süleymaniye vakfiyeleri yayınlanmıştır. Bugün kitapçık halinde elimizde var. O vakfiyelere burada şey yapmak istemedim. Vakfettikleri mallar nelerdir, amaçları, şartları nelerdir? Birer kitapçık halinde bunlar. Böyle 200-300 sayfa kitap halinde bir vakfiye. Dolayısıyla bu boyutuna dikkat çekerek bir vakfın zaten şeylerini de Süleymaniye Külliyesi'ni, Fatih Külliyesi'ni bunlara vakfedilen akarları düşündüğünüzde bu anlamda ne kadar büyük boyutlu vakıflardan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela Ömer Lütfi Barkan'ın yayınladığı zannediyorum 1480 yılına ait Fatih, Süleymaniye ve Ayasofya vakıflarının gelirlerine dair muhasebe kayıtlarından yayınladığı şeyler var. İşte burada iktisatçılarımız eğer şey yapma akçenin ne olduğunu, o 15. yüzyılın sonlarına doğru neye tekabül ettiğini biraz bilen, araştıran varsa belki şey yaparlar. İşte onun 1480 yılına dair yayınladığı Fatih Külliyesi'nin bir yıllık geliri bu anlamda 1.300.000 akçe civarında. Bunun işte yaklaşık 30.000 duka altın falan yaptığı söyleniyor. Rakamlar tabii büyük ama bugünkü karşılığı nedir onu dediğim gibi bakmak lazım. Nasıl? 1.300.000 akçe civarında bir yıllık geliri Fatih'in. Bu da 30.000 duka altına tekabül ediyor gibi. Ayasofya bunun yarısı. Bir başka şey 16. yüzyılda mesela vakıfların, bütün vakıfların, burada sadece Selahattin vakıfları değil, bütün Osmanlı mali sistemi içerisinde aşağı yukarı %10'luk bir kalemi teşkil ettiğini ve bunların büyük bir payının da Selahattin vakıflarına ait olduğunu düşündüğümüzde gerçekten Selahattin vakıflarının bu anlamda ne kadar geniş boyutlu, kapsamlı olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Selahattin vakıflarınınla ilgili bir hususu vurgulamak gerekirse diğer vakıflardan ayrı olarak boyutları, kapsamları, şeyleri gibi arkadaşlar yönetimleri de bu anlamda özel bir şeye tabi. Mesela Selahattin vakıfları dışındaki vakıfların, ister paşa vakıfları olsun, ister vezir-i azam, ister ulemanın, isterse reayanın kurduğu vakıflar olsun, genelde mesela bunların tevliyet görevi, yönetimi aileden birine şey yapılır, devredilir. Fakat Selahattin vakıflarında bunu kesinlikle görmüyoruz arkadaşlar. Selahattin vakıfları hiçbir zaman yönetimi aileden birisine tevdi edilmiş veya şart kılınmış değildir. Bu Osmanlı Selahattin vakıfları açısından ayırt edici niteliklerinden bir tanesidir. Genelde nezaretini yüksek bir makama tevdi ederler. Yani mesela işte Fatih kendi kurduğu vakıflara sadrazamları nazır olarak tayin etmiş. İkinci Beyazıt Şeyhülislam'ı nazır olarak tayin etmiş. Sonraki dönemlerde de genelde işte 1586'ya kadar Babus Saade Ağası, 1586'dan sonra da Darus Saade Ağları bu Selahattin vakıflarının nezaretini yüklenmişler. Sonrasında da arkadaşlar bu tayin edilen nazırlar belirli mütevellileri atayarak bu Selahattin vakıflarının yönetimini yürütmeye çalışmışlar. Osmanlı vakıfları kimlerdir sorusu üzerinden bir iki analiz yapmıştık. Burada bir tane örnek aldım. 18. yüzyıldan bir örnek. Bu tabii yüzyıllara göre, bölgelere göre değişir tabii. Dediğim gibi yani herhangi bir tarih alanında yapılmış bir tezi aldığınızda hem o döneme dair hem de o bölgeye dair vakıf kuranların sosyal statüleriyle ilgili mutlaka bir bölüm okursunuz. Mutlaka buna dair bir bilgi bulabilirsiniz. Kabaca 18. yüzyıldaki bu tablo aşağı yukarı bize resmi veriyor, onu söyleyeyim. Oranlar değişmekle birlikte ana hatlarını veriyor.
Dikkat ederseniz askeri sınıfla raiye sınıfı arasındaki oran işte %65 askeri sınıf, %34.93'te reaya, raiyet sınıfı teşkil ediyor vakıf kuranları açısından. Sivil yöneticilerin askeri sınıf içerisinde büyük bir oran teşkil ettiğini bu anlamda burada vurgulamak gerekir. Onları takiben ulemanın vakıfları önemli bir yer tutuyor. Şu raiyet sınıfının altında arkadaşlar %34 ya bu. Burada mesleksizler diye bir grup var. Görüyorsunuz. Tespit edilememiş. Yani mesleği veya sosyal statüsü. Bunlar arasından da bakın padişah sarayına mensup ve muhtelif menşeilerden şeyleri dikkate aldığımızda mesleksizler grubundaki kimselerin de çoğunlukla padişah ve padişahın ailesi etrafındaki kimseler olduğunu düşündüğümüzde yani reaya sınıfının bu anlamda oranı çok daha düştüğünü ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Evet, vakıflar kadar tabii ne tür amaçların da söz konusu olduğu önemli bir şey Osmanlı Devleti'nde. Elbette ki yine sık sık vurguladığımız gibi şu tabloyu göz önünde bulundurmak gerekir amaçları anlamak için. Bu tür hayır müesseseleri arkadaşlar dediğimiz gibi mesela medreseler mutlaka eğitim amacına yönelik olarak hizmet ediyor. İşte ne bileyim hastaneler sağlık hizmetine yönelik olarak şey yapıyor. Dolayısıyla bunlar belli bir amaca hizmet ediyorlar. Ama aynı zamanda bütün bu hayır müesseseleri kendileri lehine tahsis edilen vakıfların da bir amacı. Dolayısıyla bunlar da aynı zamanda bir medrese, bir vakfın amacı, bir hastane vakfın amacı, bir ne bileyim kervansaray veya bir mescit de bir vakfın amacı olduğunu bu anlamda şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Yani bu külliye şeyi bize bu anlamda toplumdaki hemen hemen temel hizmet alanlarına yani vakfın temel hizmet alanlarına şeylerini gösteriyor temel olarak. Burada ben kabaca şeyleri çıkardım. Bunları hepsini zikretmeyeceğim tabii. İşte Orhan Gazi Külliyesi'nden Süleymaniye Külliyesi'ne kadar hangi unsurları barındırıyor? Gördüğünüz gibi bir cami, medrese, mektep şeyi, özellikle de cami ile medrese her zaman var. Ama sonraki dönemlerden itibaren bunlara çeşitli unsurlar ekleniyor ve bu anlamda ciddi bir kapsamların genişlediğini görüyoruz. Burada imaret şeyine özellikle vurgu yapmak gerekir. Yine Haseki Sultan, Hürrem Sultan'ın Haseki Külliyesi'ne atıf yapalım. Kudüs'e mesela bir imaret kuruyor. Ve Osmanlı vakıf külliyelerinin başından itibaren imaret hemen hemen bütün külliyelerin vazgeçilmez bir unsuru. Biliyorsunuz temel olarak yemek dağıtan ve kısmi olarak da belli kimselere misafirhane olarak hizmet veren bir yapı, imaretler. Bu çok fazla Osmanlı toplumunun dışındaki şeylerde yok. Bu Osmanlı'ya has bir şey olarak gözüküyor. İşte bunun da mesela Türklerin daha eskiden beri gelen işte şölen, yemekli şölen adetlerinin bir devamı, geleneğinin bir devamı olarak ön plana çıktığını ve vakıf müesseseleri içerisinde külliyenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen var. Buna dikkat çekerek bu anlamda bunu geçmiş olalım. Elbette ki bu bir vakıf kurulurken hangi amacın tespit edileceği yani vakıfın kimliği, mesleği, hedeflerine bağlı olarak değiştiği gibi yani o bölgenin ihtiyaçlarına göre de değişir. Hanefi vakıf hukukunu takip eden Osmanlı Devleti'nin geniş çaplı bir amaç belirleme şeyine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belirli sınırlılıklar var. Doğru, onu zikrettik şeyde. Yani mesela
işte bir Müslüman ki doğrudan bir kiliseye veya havraya vakıf kuramaz. Yani kendi dini mabetleri dışındaki bir şeye vakıf kuramaz. Bir Müslüman mesela dediğim gibi doğrudan zenginlere bir vakıf kuramaz. Yani sadakanın ruhuna uygun bir şey olması gerekiyor. Dolayısıyla amaçları belirlerken bir vakıfın evet çeşitli bir takım sınırlılıkları var ama bunlar dışında çok geniş bir özgürlüğe sahip. Dolayısıyla herhangi bir amacı belirleyebilir. Bunları belirlerken de işte bölgenin yerel şartları önem arz ediyor. Mesela özellikle bir büyük bir şehirse, ilim merkezi ise bir medrese vakfı, ticaret yolları üzerindeyse mesela bir kervansaray, sosyal sigortanın ciddi şekilde ihtiyaç halinde olduğu mahalleler ise mesela bir avarız vakfı bu anlamda ön plana çıkabilir. Kişilerin, vakıf kuran kimselerin kimlikleri ve meslekleri de bu anlamda ön planda olabilir. Yani bir ulema mesela genelde bir medrese kurar veya bir tekke şeyhi ise bir zaviye vakfı kurar. İşte tüccarsa, ticaret erbabı ise, yani tüccarların çok vakıf kurduğu gördüğünüz oranlar düşük ama işte kurmuşsa bile diyelim ki en azından vakıf çerçevesinde kervansaray kurmuş olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yine bu şey tartışmaları içerisinde, amaç tartışmaları içerisinde yine aile vakfı ve hayri vakıf hususunda bir iki hususa değinelim. Burada epey notlar almışız ama biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi Ebu Hanife'nin öğrencisi Şeybani'nin aile, temel olarak sadece aile vakfı kurulamaz. Aile vakfı kurulsa bile burada mutlaka bir genel hayır cihetinin zikredilmesi gerekir, belirlenmesi gerekir şeklinde formüle ettiği görüşün Osmanlı döneminde de temel olarak uygulandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir Osmanlı Devleti'nde bir aile vakfı kurulurken, tescil edilirken mutlaka aile kaç nesil şart koşulacaksa, diyelim bir nesil, iki nesil, üç nesil veya devam edene kadar, onların kesintiye uğramasından sonra vakfın kime intikal edeceğine dair mutlaka bir hayır ciheti zikredilir. Bu tescil için zorunlu bir şeydir. O vakfın meşruiyeti açısından zorunlu bir şeydir. Çağdaş dönemde işte Barkan ve Köprülü dahil pek çok mesela araştırmacı bu tür bir tescil işlemindeki hayır cihetinin zikrinin sadece o işlemi meşru kılmak için sembolik bir şey olduğunu, aslında hiçbir zaman bu vakıf gelirlerinin aileden sonra o hayır cihetine gitmediği iddiaları vardır. Bunlar tabii yaygın olarak söylense de arşiv kayıtları çerçevesinde henüz daha çok ciddi çalışmalar yapılmamış. Fakat Harameyn vakıflarına dair yapılan arşiv çalışmalarını açık bir şekilde gösteriyor ki gerçekten de tıpkı tescil sırasında şart koşulduğu gibi aile vakıflarının kesintiye uğramasından sonra vakfın gelirleri belirtilen hayır cihetlerine gitmiştir. Mesela en çok zikredilen bu manadaki şey Harameyn vakıflarıdır. Yani aile vakıflarında en fazla rastlanılan neslin kesintisinden sonra bir hayır hizmeti olarak zikredilen şey Harameyn vakıflarıdır. Harameyn vakıflarına dair yapılan arşiv kaynaklarında arkadaşlar, arşiv çalışmalarında bu tür aile vakıflarının kesintiye uğramasından sonra ilgili gelirlerin Harameyn vakıflarının artık hesabına kaydedilmeye başlandığına dair çok ciddi şeyler var, araştırmalar var. Yine zikrettiğim o Miriam Hoekster'in eseri mesela Cezayir vakıflarına dair 18. yüzyıl Osmanlı Cezayir Harameyn vakıflarına dair çalışmasında bunu çok açık bir şekilde arşiv kaynaklarına dayalı olarak ortaya koyuyor. Türkiye'deki bazı çalışmalarda da nispeten bazı örneklerinin ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu aile vakıflarından sonra
bu vakıfların hiçbir şekilde ilgili hayır cihetine geçmediğini söylemek çok doğru gözükmüyor. Hatta şunu söyleyebilirim, dava kayıtları var. Yani mesela Harameyn Evkafı'nın müfettişi, mütevellisi mahkemeye dava açıyor. Diyor ki işte filanca aile vakfı da sonunda bizi hayır ciheti olarak zikretmişti. Ailesi kesintiye uğradı. Fakat yani lehdarı olmayan ailesinin dışındaki akrabaları bu vakfı hala kullanmaya devam ediyor. Bu vakfın bize geçmesi gerek diye Harameyn vakıflarının müfettişlerinin veya mütevellilerin bu anlamda dava kayıtları var. Sizin tezinizden ziyade diğer tezi kuvvetlendirmiyor mu? Böyle bir şikayetin olması demek ki gerçekten yaygın bir şekilde insanların soylarının dair yaygın şekilde olduğunu çıkaramayız. Evet, bu tür sonra bile bu uygulamanın devam ettiği göstermesini yani o boyuta işaret edebilir ama esas önemli olan burada Harameyn vakıfları eğer şart koşulmuşsa bunları biliyorlar. Neyin tescil edildiğini biliyorlar. Hangi aile vakfının sonunda Harameyn vakıflarının şart koşulduğunu biliyorlar ve takip ediyorlar bunu. Asıl bunu gösteriyor. Yani sizin dediğiniz şeyi de nispeten gösteriyor, işaret ediyor. O tür uygulama takip edilemeyen bir takım şeyler olmuş olabilir. Ama bence bu kayıt yani önemli bir kayıt. Yani dava açıyor Harameyn vakıfları, takip ediyor. Ama takip edilmiyorsa tabii yani o tür örneklerin de olması muhtemel. Bedelle takip yapılmış oluyor. Sadaka mafile bir ibadetken yani takip yapılmasa bile o kişilerin sorumluluğunda olan bir şey. Evet yani o kişilerin sorumluluğuna bırakılınca ama her zaman istismara açık. Yoksa buna rağmen devlet takibi yapıldıysa bu bunun az ya da çok takip edildiğini gösteriyor. Hı hı. Evet kesinlikle. Hocam peki Ömer Kubatlı'nın kredisini neden nasıl öyle bir davranıyor? Niye dönüyor? Yani kesintiye uğradığı sadece müşterek için değil. Tabii onları kendilerine yani sormak gerekir ama benim gördüğüm kadarıyla sorma imkanımız yok tabii. yani şöyle benim gördüğüm kadarıyla daha çok şeyden etkileniyorlar. Batılı araştırmacıların bu tür iddialarından etkileniyorlar ve bunu bir şey olarak kabul ediyorlar. Arşiv kaynaklarına dair bu özelde, yani arşiv kaynaklarına dair çalışmaları var ama bu özelde çalışmaları yok ve o dönemde de buna dair bir bilgi yok, arşiv bilgisi. Biz şu anda mesela Miriam Hoekster'in çalışmasından hareketle bunu çok yani açık bir şekilde söyleyebiliyoruz veya bir takım sicilleri okuduğumuzdan dolayı. Fakat o dönemde bu tür imkanları olmadığından, hususiyetle buna dair arşiv kaynakları incelemediklerinden dolayı özellikle batılı, kanaatimce batılı araştırmacıların bu husustaki iddialarından da biraz etkilendikleri için bunu ileri sürüyorlar. Evet, bu hususta dikkat çekmek istediğim bir husus da arkadaşlar, Osmanlı'da Zürri Vakıf derken temelde şeyi sadece yani aile vakıflarına yönelik vakıf formunu anlamamak gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Evet, amacı sadece aile vakfı olan vakıflar var. Çoğunlukla küçük vakıflar böyle. Yani bir hayır amacı yok. Ailenin nesli devam ettiği müddetçe. Ancak kesintiden sonra o hayır amacı tahakkuk ediyor. Fakat ikinci bir temel form aile vakfı dediğimizde Osmanlı'da arkadaşlar, normalde vakıf bir hayır cihetine yönelik olarak kurulmuş, yani hayri bir vakıf. Fakat bunun tevliyet görevi, yönetim görevi, dolayısıyla yönetim görevi karşılığı bir takım gelirler aileye tahsis edilmiş. Bu bence önemli bir şey. İşte buna araştırmacılar yarı ailevi, yarı zürri vakıf diyorlar. Bu boyutunu da dikkate almak lazım.
Evet, sadece amacın aile vakfı olduğu şeyler var yaygın şeyde. Ama bu ikinci türün, yani amacı normalde bir hayır hizmetine yönelik ama sadece mütevelliliği, biliyorsunuz vakıf bunu şart koşabiliyor. Yönetimi, yani mütevelli kim olacak? Ne tür özelliklere sahip olacak? Bunun yetkisine sahip bir vakıf. Eğer amacın bir hayır hizmeti olması, yönetimin de aile efradından birine ait olmasını şart koşmuşsa, bu haliyle bir yarı ailevi vakıf dediğimiz bir şey oluşuyor ve bu Osmanlı'da hayli yaygın gözüküyor. Hatta birincisinden daha yaygın. Yani burada bir işte örnek aldım. Bahattin Yedi Yıldız'ın bir şeyi. 18. yüzyılda kurulmuş vakıfların tasnifini yapıyor. İşte aile vakfı dediği şey, bakın %7, yani ne demek? Sadece amacı aile vakfı olan, yani herhangi bir hayır hizmetine değil de sadece aileye hasredilmiş amaç olarak vakıf. Yarı ailevi vakıf dediği şey %75 civarında. Yani esas amacı bir hayır hizmeti ama yönetim mütevelliliği ve bu mütevellilik üzerinden belli payları kendi ailesine şart koşulmuş. Bu ayrım bence önemli, bunu dikkate almak gerekiyor. Tabii amaçları konuşurken Osmanlı dönemindeki ilginç amaçlara da temas etmeden olmaz. Ben açıkçası biraz bu tür şeylerin ilginç amaçlar üzerinden hepimizin zihninde var vakıf deyince ilk akla gelen şey. Biraz vakıfların romantize edildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gerçek boyutunu, arkasındaki esas şeyini bir anlamda flulaştırdığını da düşünüyorum ama yine de bu konuda bir şey oluştuğu için zikretmek gerekir madem amacı konuşurken şeyde. Mesela işte değil mi, hepimizin aklına gelir ne tür ilginç amaçlar vardır Osmanlı döneminde. Mesela sokak hayvanlarına su verilmesi. Evet, yok mu? İlginç vakıflarla ilgili şey. Çok meşhur değil mi o zaman? Bence çok yani... Evet, yani işte kanadı kırık kuşların işte tedavisi için, işte ne bileyim çeyiz sandıkların hazırlanması için, işte ne bileyim kölelerin herhangi bir tabağı kırdığında işte onlar sahiplerine karşı şey olmasın diye... mahcup olmasın veya sorumlu olmasın diye onların şeyine dair vakıflar var. Bakın burada işte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tarihte İlginç Vakıflar diye bir kitabı var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sitesinden şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Burada pek çok örnekler var işte. Güzel yazı öğreten vakıf var. İşte sakız ağacı diken vakıf. Ne bileyim israfı önleyen vakıf, donanmayı güçlendiren vakıf, işte gibi tohum saklayan vakıf vesaire gibi çeşitli örneklerin söz konusu olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Tabii bunlar gerçekten çok geniş kapsamlı Osmanlı vakıf sistemi içerisinde anlamlı bence vakıfların inceliklerini gösteren bir şey. Ama bugünden geriye dönük olarak baktığımızda ve bu tür şeyleri ön plana çıkardığımızda sanki biraz böyle o vakıfların temel şeyi, arka planını, iktisadi boyutunu, diğer sosyal boyutlarını biraz daha flulaştırarak biraz daha böyle romantikleştirme tehlikesinin de var olduğunu belki söylemek gerekiyor. Kabaca... Evet, yavaş yavaş şeye de geliyoruz. Yani konuşuyoruz bu vakıf sistemi üzerine Osmanlı Devleti'nde. Elbette ki bir yandan yine sık sık vurguladığım gibi hep hayır müesseseleri var. Bir de bunlara tahsis edilmiş akarlar var. Peki bu akarlar acaba nasıl işletiliyordu? Aslında Osmanlı
söz konusu olduğunda vakıflar nasıl işletiliyordu sorusunu sadece akarların veya gayrimenkullerin işletilme yöntemiyle değil, aynı zamanda menkullerin işletilme yöntemi de burada devreye giriyor. Çünkü menkul dediğimizde tabii para vakıflarını kastediyorum. Osmanlı'da para vakıflarının işleyişi başka bir formdur. Bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Gayrimenkullerin işletilmesi başka bir formdur. Bu ikinci kısma, yani para vakıfları ile ilgili hususa öğleden sonraki oturumda değinme imkanı olacak. Kısaca gayrimenkul vakıflarla ilgili değinmek gerekiyorsa en temel işletim modeli icaredir, kiradır arkadaşlar. Yani bir hayır müessesesine gelir getirmek üzere vakfedilmiş olan bir arazi veya herhangi bir arsa üzerindeki bir binanın temel olarak işletilmesinin en temel yöntemi eskiden beri icare yöntemidir. Ve klasik yöntemde icare-i vahide dediğimiz, yani tek yıl tek kira yöntemiyle, bildiğimiz klasik kira yöntemiyle işletilmesidir. Bu da Osmanlı dönemi için söz konusu olduğunda, yani Osmanlı Devleti'nin Hanefi hukukunu takip ettiğini, Hanefi mezhebini takip ettiğini düşündüğümüzde temelde arazi için en fazla 3 yıl, diğer akarlar için de en fazla 1 yıl kiraya verilerek işletilme yöntemini ifade eder. Dediğimiz gibi klasik yöntem ve önceki dönemlerden intikal eden yöntem, temelde vakıfların, vakıf akarlarının işletilme yöntemi kira yöntemidir. Fakat Osmanlı döneminde arkadaşlar 16. yüzyılın sonlarından itibaren bu tek kira yöntemi, bildiğimiz klasik icare-i vahide dediğimiz kira yönteminin den farklı bir kira yönteminin geliştirildiğini, çeşitli ihtiyaçlar üzerine geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bunun adı da icareteyn. Yani iki çift icare yöntemi. Ne demek çift icare yöntemi? Belirli bir, yani vakfın söz konusu olan kiralanan vakıf akarın değerine yakın veya değerini ifade eden bir rakamın icare-i muacceli altında, yani peşin bedelle alınması, sonrasında da belli periyotlarla icare-i müeccele dediğimiz şeyin, miktarın vakfa ödenmesinden oluşuyor. Dolayısıyla ilk başta vakıf akarın şeyine yakın bir şekilde veya onun değerinde bir bedeli ödüyorsunuz. Sonrasında da işte yıllık olarak icare-i müeccele dediğimiz belirli orandaki miktarları ödeyerek kiracı konumuna geliyorsunuz şeyde, bir vakıf akarda. Bu sisteme niye şey yapıyorlar arkadaşlar, bu yönteme ihtiyaç duyuyorlar? Çoğunlukla kabul edildiğine göre özellikle büyük yangınlardan sonra vakıf akarların ihyasına yönelik çok ciddi bir talep söz konusu oluyor. Düşünün işte 1500'lü yılların başında sadece yangın değil, deprem, kıyameti işte Suğra deniyor mesela, yani küçük kıyamet, bir deprem oluyor, bütün İstanbul'u alt üst ediyor. Yani hemen hemen her dönemde çok ciddi yangınlar oluyor. Yani bir başlıyor şeyden, işte Sirkeci'den, İstanbul'un en büyük yangını diyelim, bütün ana İstanbul'u falan neredeyse şey yapıyor. Özellikle Haliç'ten başlayan yangınlar çok meşhur. Şimdi bu tür durumlarda vakıf akarlar gidiyor, kayboluyor. Vakfın, mevcut vakfın da onu inşa edecek, ihya edecek herhangi bir şeyi yok, geliri yok veya yeterli değil. Böyle bir durumda vakıfların yeniden inşası ve ihyası için işte arkadaşlar Osmanlı döneminde icareteyn usulü geliştiriliyor ve söylediğim gibi
O vakıf akarı kiralamak isteyen kimse peşin bedelle vererek o vakfın yeniden inşası ve ihyasına yardımcı oluyor. Artı kendisi artık o inşa ve ihyadan sonra özel bir surette, normal icare-i vahidenin kendisine vermeyeceği özel bir surette kiracı konumuna yükseliyor. Bu da nedir? Bu özel suret. Yani belirli haklara sahip oluyor artık. Bu icareten usulüyle kiracı olarak girmiş olan kimse arkadaşlar. Nedir onlar? Kayd-ı hayat şartıyla tasarruf. Yani özellikle 1612'den itibaren, yani bu uygulama 16. yüzyılın sonlarına doğru uygulanmaya başlıyor. 1612 yılından itibaren artık icareteyn ile bir vakıf akarı kiralayan, yani onun icare-i muacceli olarak o akarın bedeline mütekabil bir bedel vererek onu ihya ve inşa eden kiracı artık ömür boyu o akara icare-i müeccele vererek kirada oturma hakkı kazanıyor. Dolayısıyla böyle bir avantaja sahip oluyor. Ayrıca arkadaşlar evlada intikali, bu kiracılık şeyinin herhangi başka arizi bir durum olmazsa kiracılık statüsünün evladına da intikaline sahip olmuş oluyor. Hatta 1867'den itibaren bu kapsam daha da genişletiliyor. Yani sadece evlada intikal değil, diğer belli başlı miras akrabaya intikal şeklinde genişliyor. Aynı zamanda ferah hakkına sahip oluyor bu kimse. Yani bir başkasına o vakfı ferah edebiliyor. Şimdi bu yöntem mutasarrıf için dediğimiz gibi kayd-ı hayat şartıyla tasarruf, ondan sonra evlada intikal ve ferah hakkı gibi normal kira akdinde olmayan haklar getirdiği için gerçekten çok ciddi bir cazibe şeyi oluşturuyor kiracılar açısından. Vakıflar açısından da arkadaşlar, yani bu her iki taraf açısından da yararı faydası zahir olan bir uygulama. Vakıf açısından da kendi vakf yapamadığı, kendi tamir edemediği, tekrar inşa edemediği vakıfları bu anlamda işte kiracının vasıtasıyla tekrar ihya ve inşa etme hakkına sahip oluyor. Ayrıca mesela o kiracı öldü, herhangi bir mirasçısı yok, yani kendisinden sonra o kira şeyinin devredileceği birisi yok, ne oluyor? Her şey tekrar vakfa kalıyor. Dolayısıyla vakıf tekrar onu bir başkasına, hiçbir kayıtla mukayyet olmadan bir başkasına kiralama imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla bu her iki açıda, hem vakıf açısından hem de kiracılar açısından bu icareteyn usulünün belli avantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu avantajlar neticesinde bu uygulamanın 16. yüzyılın sonlarından itibaren başlayıp 17. yüzyılından itibaren çok yaygın bir hale geldiğini bu anlamda söyleyebiliriz. Evet, kabaca başlıklar bunlar. Son olarak zaten anlattıklarımız içerisinde ancak belli başlı başlıklar üzerinden gidebildik. Dediğimiz gibi bütün boyutlarıyla gerçekten değinme imkanı yok, ancak sadece belli hususlara değinme imkanı var. Fakat son olarak şunu ifade etmek gerekirse, Osmanlı Devleti gerçekten vakıf sisteminin nihai anlamda ulaştığı son devreyi temsil ediyor. Bu anlamda kendinden önce devraldığı mirası hem hukuki açıdan hem de pratik açıdan çok ciddi şekilde geliştirdiğini söyleyebiliriz Osmanlı Devleti'nin. Külliye sistemiyle, özellikle Selahattin vakıfları aracılığıyla bunun kapsam ve boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini ve geliştirdiğini ifade edebiliriz. Para vakıfları gibi belli başlı uygulamalar
Onu ikinci şeyde söyleyeceğiz ama Osmanlı'ya has bir uygulama olarak duruyor. Yani kendinden önce her ne kadar hukuki bir mesele olarak tartışılmış olsa da uygulama olarak bilmiyoruz. Yani Osmanlı döneminden önce. Dolayısıyla para vakıflarının Osmanlı Devleti'nin bir bu anlamda tırnak içerisinde icadı olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Sonrasında icareteyn gibi, gedik usulü gibi işte özellikle belirli meslek sahipleri arasındaki sosyal sigorta aracı olarak işte esnaf sandıkları, Yeniçeri Orta Sandıkları gibi alanları yine Osmanlı'nın geliştirdiğini söyleyebiliriz. Bu alandaki katkıları zahir. Gayrimenkul akarların işletilmesinde icareteyn yöntemi bu anlamda her ne kadar geriye dönük olarak izlerini bulabilsek de uygulama anlamında yine Osmanlı'nın bir katkısı olarak ortaya konabilir. Yine aynı şekilde para vakıflarının işletilme sistemleri arasında olan yani muamele-i şer'iye ve beybilist-i ilal gibi işlemlerin de bu anlamda Osmanlı'nın katkısıyla geliştiğini söyleyebiliriz. Burada isterseniz noktalayalım. İnşallah ikinci şeyde bundan öğleden sonraki kısımda da para vakıflarına dair hususları burada müzakere ederek bitireceğiz.